biraz üstünde ki ortalama ücret haline gelmiş durumda yurttaş için bu ücretler. Mümkün değil. Şimdi tabii asgari ücreti konuşuyoruz. Bugün dedik ya kabine toplantısı olacak. Acaba orada masaya gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz ama kulislerde senaryolar havada uçuşuyor. Şimdi ben hatta yönetmenimizden rica edeyim İpek Beniyan'dan. Doçent Doktor Oğuz Demir'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşım ve bir tablo gelsin tam bu noktada. Çünkü bu tablo neyi anlatıyor derseniz asgari ücretlinin enflasyona nasıl ezildiğini gösteriyor. Ve aynı zamanda emekliler için asgari ücretli ezildi ama emekliler de ezildi. Yılbaşındaki asgari ücreti minimum bir standart olarak alıp İTO enflasyonuyla güncelledi Oğuz Demir ve ortaya böyle bir tablo çıktı. Şimdi buradan hareketle ben şunu soracağım Sayın Demir. Diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliler yılı böyleyse önümüzdeki yılları siz düşünün. Ne yaşayacak önümüzdeki yıllarda hem emekli hem asgari ücretli? Şimdi önce emekliden başlayalım. Aslında yaptım, şu hesabı yapmaya çalıştım biliyorum. Dedim ki bu ülkede madem asgari ücret değil bir geçim standardı, asgari geçim standardının tanımı ne kadar? 17.002 lira. O zaman bir emeklinin aslında alması gereken en düşük ücret de 17.002 lira olmak zorunda. Yetmez de yani 17.002 lira Ocak'ta alması gerekiyordu. Şimdi biliyorsunuz fiyatlar her gün artıyor, her ay artıyor ama maaşlar 6 ayda bir artıyor emekliler için. Asgari ücret için bu sene hiç artmıyor. Yani sene başında ne aldıysa sene sonunda da onu alıyor. Şimdi o zaman şöyle bir hesap yapalım. 10 bin lirayla başladı yıla, 12.500 lirayla devam ediyor emekliler, öyle değil mi? Yani yılın ilk 6 ayında acaba enflasyon 17 bin lira alsalardı ve enflasyon kadar her ay, o da İstanbul Ticaret Odası enflasyonu kadar her ay maaşlarına zam gelseydi ne kadar kazanacaklardı bir yıl boyunca? Bunu hesaplıyoruz. Bakın farklı olarak yani şu an biz her bir emekliye, en düşük emekli maaşı alan her bir emekliye aslında bu yıl o minimum geçim standartını sağlaması için 106 bin lira daha fazla para ödemek zorundaydık Bilge Hanım. Yani şöyle tersten düşünün, bir yıl içerisinde bugüne kadar emeklilerimiz 106 bin liralık satın alma gücünden olmuş durumdalar. Eğer o minimum standartta yaşıyorsalardı. Bu durum asgari ücretli için de benzer bir hesapla yaptığımızda yani enflasyon kadar biz asgari ücretlinin getirisini yukarı doğru arttırmış olsaydık İTO enflasyonu kadar. Orada da ne hesap çıkıyor biliyor musunuz? Bir asgari ücretli yani sene sonundaki son iki aylık enflasyonu da bir hesaba katarsak 12 ay çalışıyor ama sene başındaki maaşı üzerinden 8 aylık satın alma gücüne sahip. Geri kalan 4 maaşını enflasyona kurban etmiş oluyor. 4 maaşı enflasyon tarafından emilmiş oluyor. Peki bu para varken kayıp mı oluyor? Hayır, aslında değil. Birilerinin cebine gidiyor. Burada anlamamız gereken nokta şu. Bakın 10 milyona yakın asgari ücretli, yine 15 milyona yakın en düşük emekli maaşı alan vatandaşımız. Toplam 25 milyon insandan bahsediyoruz. Bu 25 milyon hani ezdirmedik enflasyona deniyor ya. Hani enflasyon onları ezmedi deniyor ya. Öyle bir ezilmişler ki Bilge Hanım. Yani öyle bir ezilmişler ki bu ezilmenin tanımı yok. 25 milyon yurttaş sene başında işte 17.002 lira alırken asgari ücretli ve keşke emekli de o kadar alabilseydi. Bugün aynı satın alma gücüne sahip olabilmesi için alması gereken para 25.175 lira asgari ücretli için söylüyorum. Ve bu hani 17.002 liradan kaybı 8.173 lira sadece Ekim ayı için. Dönelim bir önceki aya, 24.290 alması gerekiyormuş, 7.288 lira satın alma gücü kaybetmiş. İşte bunları alt alta koyduğumuzda bir asgari ücretinin bir yıldaki kaybı neredeyse sene sonuna geldiğimizde 4 asgari ücrete. Yani 70 bin liraya yakın bir lira çıkacak. O zaman şöyle söyleyebiliriz, bir emeklinin bir yıl içerisinde 100 bin lirayı aşkın, 106 bin dediniz değil mi yanlışımız yoksa? 106 bin lira kaybı var. Asgari ücretli de 68 bin lira kaybetti bir yılda. Tekrar edeyim, bu yılın başında yani 2024 yılının başındaki satın alma gücünü koruyabilmesi, asgari satın alma gücünü koruyabilmesi için gerekli olan para. Yani hani 10 bin lira değil zaten 17 bin lira vermemiz lazımdı en kötü. Bu 17 bin lirayı enflasyona ezdirmememiz lazımdı. Öyle olsaydı şu an emeklinin cebinde 106 bin lira fazla para olacaktı bugüne kadar. Dönelim, aynı şeyi asgari ücretli için hesapladık. O da yaklaşık işte sene sonuna geldiğimizde 4 asgari ücrete yakın bir kaybı var. Yani 12 ay çalışıp 8 aylık Ocak satın alma gücüne sahip.
4 aylık satın alma gücünü 4 aylık maaşını enflasyona kurban ettirmiş oluyoruz. Şimdi ben bu hesabı biliyorum. Bu ülkeyi yönetenler bilmiyorlar. Asıl mesele burada. Onlar da biliyorlar bakın. Yani şu hesabı bugün yani ilk önce ekonomi bilen hemen hemen herkes yapar. Asıl sorun ne biliyor musunuz? Yapmak işlerine gelmiyor. Öte taraftan dönüyorlar. Yani biz işte garantili iş yaptırıyoruz. O müteahhitin yaptığı işteki enflasyon kaybını bir sonraki sene belirli çarpanlarla hesaplayıp tazmin ediyoruz. Kaybını ortadan kaldırıyoruz ama bu ülkenin, yani bu ülke yıllarca emek vermiş, yıllarca çalışmış insanlarına bu fırsatı ya da bu imkanı sunmuyoruz. Burada bahsettiğimiz para büyük bir para değil Bilge Hanım. Yani şurada 100 bin liradan bahsediyoruz, 15 milyon emekli için. Bugün bütçede harcanan paraları düşündüğünüzde büyük para değil. 2 trilyon lira 2025'te sadece biz faize ödeyeceğiz. Sadece faize ödeyeceğiz yani. Haberler. Çok özür diliyorum buradan, evet. Şimdi evet. Yani böyle bir durum var orada. Geride kalan dakikalarda şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları toplantısında da gündemdeydi bu konu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tam da bu konuya dikkat çekti. AKP sıfır atmakla, paradan sıfır atmakla övünüyor ama alım gücünde 15 kattan fazla kayıp var dedi. Şöyle bir baktığımızda tam da aslında yurttaşla benzer şeyleri söylüyor. İzleyicilerimiz de söylüyor. Evet, o zaman paradan sıfır atıldı ama bütün fiyatlara bir sıfır eklendi bu süre içerisinde. Şu an eklendi. Tabii. Son 5 yılda eklendi sadece. Yani Bilge Hanım bakın, burada tartışmamız gereken noktalardan biri şu. Her şeyden önce Türkiye son 5 yıldır ciddi bir aşınma yaşıyor. Bu son 5 yılın özellikle son 3 yılında çok daha yüksek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği verilere baksanız bile bir aşınma var ama bu bile bizi yeterince temsil etmiyor. Bakın 2 sene üst üste %65 resmi veriyle enflasyon yaşamış bu ülke. Ve bugün %65, yani tek yıl değil 2 sene üst üste, o da TÜİK rakamlarıyla. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin bizim muadilimiz ülkelerde ciddi sıkıntıdır. Büyük bir toplumsal sorundur. Bugün yaşadığımız, az önce sizinle konuştuğumuz tablonun ortaya çıkmasının nedeni de budur. Bu insanlara yardım edilememesinin nedeni de budur. 15 trilyon liraya yakın 2025 yılı bütçesini yapan, harcayacak olan hükümetin buradan 2 trilyonu faize harcayacak olmasının nedeni de budur. Bütün bunlara bakın, ben size basit bir rakam söyleyeyim. Bu yıl iktidar 2025 senesinde ne kadar yatırım yapacak biliyor musunuz? Yani bu ülkenin altyapısına, hastanesine 1,5 trilyon. Yani 15 trilyon harcayacak. Bunun sadece 1,5 trilyon lirası yatırım. Peki ne kadarı faiz? 2 trilyon lirası. Peki şimdi biz de döner sorarız, deriz ki yani siz bu ülkede bu ülkenin yurttaşlarına daha iyi bir yaşam sunmak için yolu, kanalizasyonu, dönüyorum işte okulu, hastanesi, sadece 1,5 trilyon lira yatırım yaparken, şu bütçeyi yaparken vicdanınız sızlamıyor mu 2 trilyonu götürüp faize veriyorsunuz? Ha, diyecek ki vermek zorunda. Niye vermek zorunda? Çünkü geçtiğimiz 3 yılda öyle bir ekonomik düzen yaratmıştık.